Merhabalar, bu videoda bu gördüğünüz modeli Prusa Slicer ile dilimleyip baskıya hazır hale getireceğiz. İyi seyirler. Bu arada Prusa Slicer eğitim serisini izlemek için hemen yukarıda kartlar bölümünden ya da açıklamalar kısmından Prusa Slicer eğitimi oynatma listesine gidip tüm seriyi izleyebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Prusa Slicer programını açtım ve modeli tabloya aldım. Modelin desteklenmesi gereken kısımlar biraz fazla görünüyor. Bu yüzden modeli ilk etapta tabloya bu şekilde yerleştirdim. Modeli tüm açılardan bakıyorum ve ilk kontrolleri yapıyorum. Daha sonra destekler kısmından destek tipini her yerde seçerek modeli dilimliyorum. Bu sefer dilimlenmiş model üzerinde gözlem yapıyorum. Burada model üzerinde bulunan klipsin iç kısmı da destek malzemesi ile kaplandı. Baskı sonrasında buradan desteği çıkarmam zor olabilir. Bu yüzden destek modelini yalnızca tabloda destek olarak değiştirip yeniden dilimliyorum. Bu sefer de klipsin bulunduğu kısımda boşluk kalacak ve sarkmalar meydana gelecek. Bu durumu şimdilik göz ardı edip modelin kalan kısımlarını kontrol ediyorum. Modelin alt kısmından da destekleri çıkarmam epey zor olacak. Bu sefer de baskı ayarları destek bölümünden X'ye eksen arası mesafeyi 1 mm olarak ayarlayıp yeniden bakıyorum. Destek mesafesini ayarladıktan sonra duvarlar ile destek yapışmasını önlemiş olduk. Bu arada modelin tahmini baskı süresinin 5 saat 21 dakika olduğunu görüyorum. Tekrar modeli en son katmana getirip tüm açılardan yeniden gözlemleyip farklı bir açıyla basmanın daha mantıklı olacağını düşünerek modelin yerleşimini değiştiriyorum. Bu sefer modeli dik bir şekilde ayarlıyorum. Bu arada küçük bir ipucu, modelin destek ile temas yüzeyini ne kadar az tutarsak baskımız da o kadar sorunsuz olacaktır ve destekleri modelden ayırmamız da bir o kadar kolaylaşacaktır. Bu bilgiyi verdikten sonra modeli tabloya ortalayıp yeniden dilimliyorum. Modelin bu yüzeyinden dilimleme işleminde kontrol etmeye başlıyorum. Bu sefer de baskı süresi çok fazla uzadı. Bunun da olmasını istemiyorum. Modeli kontrol ederken tabloya yapışacak yüzeyin yetersiz olduğunu fark edip kenar genişliğini 4 mm olarak değiştiriyorum. Yeniden dilimleyip kontrollere devam ediyorum. Model üzerinde kusurlu olabilecek kısımları programda gözlemleyip ona göre önlem almaya çalışıyorum. Baskı süresini biraz daha kısaltmak için destek biçimini rahat olarak ayarlayıp yeniden dilimledim. Baskı süresi biraz daha düştü. Bu güzel oldu. Fakat bir de ağaç destek ile modele bakmak istiyorum. Destek biçimini organik olarak ayarlayıp yeniden bakıyorum. Modeli kontrol ettikten sonra parça soğutma fanı ayarlarına geçiyorum. Burada otomatik soğutmayı seçip yeniden dilimleyerek parça soğutma fanının nerelerde çalıştığının kontrolünü yapıyorum. Fan kontrolünü yaptıktan sonra yine modele kısaca bir göz atıp baskı süresini biraz daha azaltmak için katman yüksekliğini 0.3 mm olarak ayarlıyorum. Yeniden dilimlediğim zaman baskı süresinin tahmini olarak 4 saat 11 dakikaya düştüğünü görüyorum. Burada da zamandan güzel bir tasarruf sağladık. Artık makinem için gereken özel G kodlarını yazmaya başlayabilirim. Bunun için kodların çalışacağı katmana gelip özelleştirilmiş G kod ekleme kısmına tıklıyorum. Açılan pencereye M221S94 yazarak bu katmanda akışın %94 olmasını ve bu ayara geçtiği zaman da hatırlatıcı bir ses çalması için gereken kodları yazıyorum. Kodları yazdıktan sonra yeniden dilimleyip ilgili katmana kodların yerleştiğinden emin oluyorum. Modelin dilimlenmesini tamamladıktan sonra artık oluşan G kodu baskı yapacağım makineye yüklemem gerekiyor. Ben yazıcılarımın kontrolü için server kullanıyorum. Prusa üzerinden baskı yapacağım makineyi seçip yükleme işlemine geçiyorum. Bu aşamadan sonra artık baskı zamanı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.
Baskımız tamamlandı. Baskı bu şekilde görünüyor. Şeffaf filament kullanarak baskıyı aldım. Şimdi destekleri sökme zamanı. İlk önce elimle sökebileceğim yerleri modelden ayırıyorum. Daha sonra dip keski kullanarak çok zorlamadan model üzerinde kalan diğer destekleri de yerinden ayırıyorum. Bu arada dip keski ile kesme işlemi değil, sadece ucu hassas olduğundan modeli destekten ayırmak için kullanıyorum. Desteklerin tamamını ayırdıktan sonra model bu şekilde görünüyor. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bu arada kanalımda sizler için faydalı olabilecek içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.